Montgomery'deki Bannerlord'un duyurulmasının üzerinden tam 7 sene geçti. Bu süre zarfında oyunda pek çok değişiklik oldu. Bu değişikliklerini... Türk ve Moğol kültüründe dizginleri tutmadan at binildiğini biliyoruz. Tarihi açıdan karşılığı olan bir teknik olsa da Cüneyt Arkın filmlerindeki gibi atın dizginlerini tutmadan dört nala at sürmek havalı görünse de dizgini tutmadan dört nala at binmek her millete özgü bir durum değil. Mountain Blade Warband'de de Cüneyt Arkın filmlerine gönderme yaparcasına karakterimiz atın dizginlerini tutmaz, aha böyle dizginleri tutmadan adeta popomuzla atı gitmek istediğimiz yöne yönlendirirdik. Ve karakterimiz de dizginleri tutar gibi bir animasyon yapardı. Ama o dizginleri eline aldığını görmezdik. Bu oldukça göze batan hata sonunda düzeltildi. Evet, Bannerlord'da karakterimiz artık atın dizginlerini tutabilecek. Yayınlanan ahanda bu iki gife bakacak olursak bu küçük ayrıntının oyuna ne kadar hoş bir etki yaptığını görebiliyoruz. Tamam, bir Red Dead Redemption 2 ayrıntısı yok belki ama bence yine de hoş bir etki sağlanmış karakterin atın dizginini tutmasıyla birlikte. Geliştirici ekip karakterin atın dizginini tutmasının oyunun mekaniğine de bir etki etmediğini belirtiyor. Bir süvari saldırı ya da savunma gibi bir eylemde bulunduğunda karakter gerçekleştirici eylemde herhangi bir kesinti yaşamaması için dizginleri bırakacak. Saldırı ya da savunma animasyonu tamamlandığında karakter dizginleri yeniden tutacak ve elbette ki dizginleri bıraktığınızda da atınızı normal bir şekilde kontrol etmeye devam edebileceksiniz. Bir de şu ayakları üzengiye geçirebilirlerse işte o zaman tam olacak. Mountain Blade'deki Bannerlord'un hikaye modunda bizi neler beklediğini az çok biliyoruz. Ancak çok oyunculu modla ilgili bilgilerimiz kısıtlı. 28 Mart 2019'da yayınlanan blogla birlikte Bannerlord'un yeni çevrim içi kapışma modunu da öğrenmiş olduk. Çarpışma modu. Çarpışma modu 6'ya 6 oynanacak. Bu 12 oyuncu dışında bu modda kaptan modunda olduğu gibi botlar olmayacak. Kişisel yetenek ve iletişim yine ön plana çıkacak. Çarpışma modunda oyuncular savaşa, her bir yeniden doğuma için sınıf seçerken kullanabilecekleri belirli bir puanla başlayacak. Savaşa başlarken bir sınıfı tek bir oyuncu seçebilecek. Daha iyi donanımlı, daha yüksek birlikler daha maliyetliyken düşük seviyeli birlikler daha ucuz olacak ve oyuncuya o turda ekstra bir ya da iki yeniden doğma seçeneği de verecek. Turun sonunda kullanmadığınız puanlarınız varsa bir kısmını sonraki tura aktarabileceksiniz. Yani kendine güvenen yiğitler donla savaşa girip yeniden doğma puanı da biriktirebilecek. Peki bu modda
amaç ne derseniz o da şu. Zapt noktaları adı verilen konumları ele geçirmek. Her bir zapt noktası bir takım tarafından ele geçirilebilir ve kontrol edilebilir bir bayrağa sahip olacak. Elinde daha az bayrağı olan takımların morali sürekli düşecek ve eğer tamamen biterse takım o turu kaybedecek. Aşırı savunmacı takımlar moral sistemi tarafından cezalandırılacak ve turun son bölümüne önemli bir dezavantajla girerken aşırı saldırgan takımlar da asla iyileştiremeyecekleri erken kayıplardan etkilenebilecek. Geliştirici ekip çarpışma modundaki haritaların da sadece bu mod için özenle geliştirildiğini ve strateji yapmaya da açık olduğunu belirtiyor. Tabii ki bu mod için ahanda bu kare dışında elimizde bir görsel ya da video yok. Tailwars çok oyunculu modlarla ve kapalı beta ile ilgili daha fazla bilgi paylaşacağının da sözünü verdi. Beklemedeyiz. Kalradya'da ekmeğinin peşinde sabah 7 akşam 5 çalışan memur hayatı yaşayan insanlar olacağı gibi kervan soyan, yol kesen, yağma yapan, bu hayatın heyecanı meyecanı yok diyen insanlar da olacak. Hangi hayatı seçeceğimiz tamamen bizim elimizde. Ancak suç işlerken bir kere daha düşünmemiz gerekecek. Bannerlord'da suç işlemenin önemli karşılıkları olacak. Yani suç cezasız kalmayacak. Suç derecelendirme sistemi adı verilen sistemle birlikte oyuncuların uygunsuz davranışları izlenecek ve oyun dünyasının onlara nasıl tepki vereceğini bu sistem belirleyecek. Sistem işlenen suçun şiddetine bağlı olarak o suça sayısal bir değer verecek. Bannerlord'da suçlar hafif, orta ve ağır olmak üzere 3'e ayrılacak. Hafif suçlar için çok fazla caydırıcı bir ceza uygulanmayacak. Orta seviye suç işleyenlerin suçlu bulundukları bölgelere girmeleri yasaklanacak. Bir bölgenin huzur ve istikrarı için büyük bir tehdit olarak kabul edilen kişileri, yani büyük suçlar işleyenleri ise yakalandıklarında büyük bir sürpriz bekleyecek. Sürpriz derken böyle bir şey. Tabii cezadan yırtmak için para ödememiz gerekecek. Ceza tutarı karakterin mevcut suç değerlendirmesine göre belirlenecek. Suçlarının ceza tutarlarını ödeyemeyen fakir ağır suçlular onların bu hayata gözlerini yumalarına yardımcı olacak cellatlara teslim edilecekler. Görünen o ki Bannerlord'da suçlu olmak isteyecek oyuncuları zorlu günler bekliyor. Tabii paranız varsa o zaman sorun yok. Para her kapıyı açar. Siz olun, suç işlemeden önce cüzdanınızın dolu olduğundan emin olun. Efendim, maddelerle Bannerlord videolarında at mevzularına sıkça değindim. Yelelerden at fiziğine, atların görünüşüne, dizginlerine kadar Bannerlord'da önemli gelişmeler karşımıza çıkacak. 4 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan blogda daha önce üzerinden az da olsa geçilen bir konuya daha ayrıntılı değinildi. At cinsleri. Bannerlord'da bulunacak birbirinden farklı at cinsleri şöyle. Aserai çöl atları. Aserai çöl atları oyundaki en pahalı atlar olacak. Belli ki Arap atlarından ilham alınmış bu hayvanlar. Aserai çöl atları hızlılık, zarafet ve dayanıklılığın mükemmel kombinasyonu bir araya getiriyor. Arap atlarının kopyası olan Aserai çöl atları her oyuncunun vazgeçilmezi olmaya aday. Batanyan dağlarının insanları gibi atları da zorlu koşullara ayak uyduran sert atlardır. Dağlardan geçerken bu atlara binmek biraz daha hızlı gitmenizi sağlayabilir. Biraz tipsiz olsalar da kullanışlı hayvanlar. İmparatorluğun uzun bir at geleneği vardır. Kıtanın iyi atlarını kullanarak zamanla ırklarını güçlendirmişlerdir. İmparatorluk atları zırhlı askerleri taşıyacak kadar büyük ve güçlüdür ve savaşta hem cesur hem de güvenilirdirler. İstanbullular için metrobüs neyse Kuzeyitler için de at o. Adeta yaşam damarı, hayatın vazgeçilmezi. Kuzeyit atları büyük değildir ama olağanüstü bir dayanıklılığa sahiptirler. Kısa bacaklara sahip Kuzeyit atları çok hızlı değiller ama şaşırtıcı bir çeviklikle dönüp manevra yapabilirler. Piyadeleri deli etmek için birebir. Sturgill savaşçılar yaya olarak savaşmayı tercih ederler ve atlar savaş alanlarındaki kuvvetten ziyade sert kışlara dayanma ve hayatta kalmak için yetiştirilir. Bununla birlikte bu hayvanlar izciler ve hafif süvariler için iyi binek olurlar. Bir asır önce Vlandiyalılar yalnızca alt tabaka olarak savaşan nispeten bilinmeyen bir kabileydi. Ancak aralarında kıtanın bereketli batı bölgelerine hakim olmalarına yardım eden yeni bir savaşçı sınıfı ortaya çıktı. Atları ise özellikle çevik olmasalar bile savaş ortamına atılacak sertliğe ve cesarete sahip güçlü, güvenilir canlılardır. Oyunda yer alan ülkelerle özdeşleşen atların özellikleri de değişiklik gösterecek. Ancak her at savaş atı olarak yetiştirilebilecek. Önceki oyunlarda olduğu gibi her atın farklı istatistikleri olacak. Acaba atımıza isim verebilecek miyiz? Güzel bir ayrıntı olurdu.
Bannerlord'da sorunlar adlı yeni bir özellik olacak. Bu yeni mekanik aslında otomatik oluşturulan mini yan görevlere benziyor. Bir yerleşim yerinde bir sorun olduğunda o yerleşimin morali, yiyeceği, refahı vesaire azalacak. Eğer oyuncu bu sorunu çözmek isterse bunu bir görevle yapabilecek. Bu sistem sayesinde görevler bir RPG öğesi olmakla kalmayacak, aynı zamanda stratejik bir amaç da üstlenecek. Aslında Warband'de bulunan sistemin biraz daha gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Daha önceki videolarımız Bannerlord'da karakterimizin doğal yollarla ölebileceğinden bahsetmiştim. 18 Nisan 2019'da yayınlanan blogda oyun mekaniği programcısı Rabia Adıgüzel ölümden sonra oyun nasıl devam edecek, ölümden sonra hayat var mı sorusuna da yanıt verdi. Evet, Bannerlord'da oyuncu yaşlanıp ölebilecek. İlk başta karakterimiz hastalanacak, sonra oyuncunun canı günlük olarak azalmaya başlayacak. Belli bir süre sonra da karakterimiz hakka yürüyecek. Sağlık seviyelerimiz giderek azalmaya başlarken gider ayak klan üyelerinden uygun ve yetişkin olanlardan birini varis olarak seçebileceğiz. Bu durum yapay zeka lordlar için de geçerli olacak. Oyunun en ilgi çekici yeniliklerinden biri de bu ölme mekaniği. Özene bezene yarattığımız karakterimizden ayrılmak bayağı bir hüzünlü olacaktır. İyi bir taktisyenin yalnızca ordularını iyi koordine etmesi, savaş stratejilerini iyi bilmesi gerekmez. İyi bir taktisyen ve büyük bir lider aynı zamanda askerlerinin karnını doyurmasını, yeri gelince sırtını sıvazlamasını, uzun sürecek seferlerde ordusunun ihtiyaçlarını zamanında karşılamasını da bilen liderdir. Bu özellikler size sadece Survivor adasında birinciliği getirmez. Kaldradia'da da büyük avantaj sağlar. Bannerlord'da da birliklerinizin boyutu büyüdükçe lojistik problem yaşama ihtimaliniz oldukça artar. Küçük birlikler yiyeceğe dahi ihtiyaç duymazken orta büyüklükte bir birlik aç karnını doyurmak için köylerden erzak satın alabilir ya da yağma yapabilir. Ancak sefere çıkan devasa bir orduyu doyurmak ve organize etmek sandığımızdan daha zor olacak. Seferlere devam eden daha geniş orduları daha iyi hazırlamamız ve planlı davranmamız gerekecek. Çok miktarda yiyeceğe, katıra, çiftlik hayvanına, ekstra ata ve diğer çeşitli eşyalara, örneğin kuşatma silahları hazırlamada kullanacak aletlere ihtiyaç duyacağız. Uzun bir sefer sırasında yiyecek stoğumuz tükenirse askerlerimiz birer birer acından ölmeye başlayacak ya da dövüşemeyecek kadar güçsüz düşecek bu askerler. Oyun sisteminde bu askerler yaralı olarak işaretlenmiş görünecek. Ve hatta savaşabilenler bile savaşta düşük moral ve can ile yaralayacaklar. Tabii bu durum bizim için dezavantaj olduğu gibi diğer ordular için de öyle olacak. Düşman ordularını aç bırakıp birbirlerini yemelerini sağlamak için kontrolünüzdeki tarlaları yakıp yıkma, tahrip etme ve düşmanınızı sizin gelir ve yiyeceğiniz olan tahıldan mahrum etme seçeneğine de sahip olacağız. Tabii tarlası yakıp yıkılan benim köylüm bunun hesabını da sandıkta soracaktır. Yakıp yıkma kararı alırken bunu da aklınızdan çıkarmayın.